Azosperm'i bizim sperm testlerinde hiç sperm görmeme halidir. Yani bir nevi sıfır sperm. Bunu yapmak için en az iki teste ihtiyacımız var. Tek bir testle azosperminin kararını veremeyiz. Çünkü günümüzde herkesin ve bütün literatürlerde söylendiği ve bilindiği gibi azospermi de, kriptozospermi, virgil azospermi gibi gruplar var. Bu grupları iyi ayırmalıyız. Yani bir hastaya biz saf azospermi dememek için en az iki testimizin sıfır olması gerekir. Farklı zamanlarda, hatta gerekirse farklı laboratuvarlarda ve diğer testlerinde bunu desteklemesi lazım. Çok hastada görüyoruz ki bir test bir laboratuvarda sıfır çıkarken diğer laboratuvarda 3-4 tane veya 5-6 tane hareketli veya hareketsiz veya şekli bozuk sperm bulunabiliyor. İşte bu durum azospermi değil. Azospermi en az 2 testinde farklı yerlerde sıfır gelmesi durumudur. Eğer gerçekten azospermide bir hastada 2 farklı laboratuvarda farklı zamanlarda yapılan testlerde sıfır bulunmuş ise işte o zaman azospermi için değerlendirme yapılabilir. Burada en önemli konu neden azospermi var? Eğer organik bir bozukluk var ve organik bozukluktan kaynaklanan bir azospermi varsa, örnek olarak sperm yolları yokluğu veya sperm yolları tıkanıklığı gibi anatomik bozukluklar azosperminin sık sebeplerindendir. Ama güzel olan kısım şudur ki bu hastalarda sperm yolu tıkanık olduğundan dolayı veya yol yokluğu olduğundan dolayı doğuştan bizim testis içinde sperm bulma şansımız çok fazladır. Ama bu hastaları bizim düzeltme şansımız yoktur. Yani sperm yolları yokluğu hastasında bizim ona yol yapma şansımız çok 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 az. Artık terk edilen ameliyatlardandır bunlar. Ve tıkanıklık grubunda ameliyatlar da terk edilmiştir. Artık bunları yapmaktansa bizim bir an önce o spermlere ulaşmamız en doğrusu olacaktır. Bu anatomik bozukluk grubu. Diğer grup hormonal bozukluk. Hormonal bozukluklar hipo-hipo grubu vardır. Hipogonadizm, yani tam tabiriyle beyinden hormon eksikliği olursa sperm üretimi olmaz. O zaman ne yapıyoruz? İlaç tedavisiyle biz bu hastalara iğne veya ilaç tedavisiyle spermlerini çıkartıp normal yoldan dahi gebe bırakabildiğimiz hastalar var. Tüp bebeğe zaten bu hastaları aday olarak görüyoruz ama normal yoldan dahi olabilir. Hangi grup? Hipo-hipo grubu, yani beyinden hormon eksikliği grubu. Diğer grubumuz beyinden hormon eksikliği yok. Yani hipofiz dediğimiz bezden ama testisten cevap yok. Yukarıda üretim var ama aşağıda cevap yok. Hiperhipo grubu. Bu grup bizim için daha önemli ve en sık gördüğümüz gruplardan birisi. İşte bu grupta en zor başa çıkabileceğimiz gruplar bunlar. Bu grupta bizim özellikle testis içinde sperm bulma şansımız %52'lerde, %55'lere kadar çıkmakta. Mikrotese bizim için altın standart. Diğer bir grubumuz klinifelter. Bunlar doğuştan sıfır olan gruplar. Sebebi de bir fazla kromozomla doğuyor bu hastalar. Normalde 46 kromozomuz varken bu hastalarda 47 kromozom oluyor ve ek olan kromozom da X kromozomu oluyor. Bundan dolayı hastalar sıfır spermli ve testisleri küçük ve hormon değerleri çok bozuk. Yani bir hipo-hipo grubu oluyor. Buna bağlı olarak da 1994'lerde klinifelterli hastalara biz yapacak bir şey yok derken şimdi günümüzde klinifelterlerden testis içinde sperm bulup onları eşinin yumurtalarıyla dölleyip güzel embriyolar yapıp ve hamile kalan ve doğum yapan çok hastamız var. Benim kendi şahsım adına 170'ten fazla hastam var klinifelterli olup çocuğu olan. O yüzden artık çok şey değişti. Azospermi hastası için eskiden bir mutsuzluk vardı. Şimdi ise neredeyse iki hastadan birine çocuk verebilmekteyiz. Şansımız bu nedenlerden dolayı arttı.